Kasaplar bizim geleneğimizin vazgeçilmezlerindendir değerli seyircilerimiz. Ve şimdi bir kasaptayız. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Balıkesir Altınoluk'tan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Ayvacık et ve et ürünlerine konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahipleri Hüsamettin Bey ve eşi Fatma Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hüsamettin Bey, ben firmamızdan ve buradaki ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize Hüsamettin Bey'i tanıtmak istiyorum. Hüsamettin Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? 1974, evet. Ayvacık, Çanakkale doğumlu. Evet. Çok uzun yıllardır sektördesiniz. Tabii uzun yıllardır hayvacılıkla uğraşıyoruz. Evet. 4 yıl önce bu dükkanı açtık. 4 yıl oldu. 2012'de dükkanımızı açtık. Ve kendi hayvanlarımızı bu da kesip müşterilerimize sunuyoruz. Teşekkür ederim efendim sizlere ve Fatma Hanım'a döneceğim. Fatma Hanım, sizleri tanıyalım efendim. Fatma Hanım kimdir? Sizlerin evet. Bu sektöre girişi nasıl oldu? Benim giriş eşimle bir başladık evet. Bu işe. Yani evlendikten sonra açtık dükkanı. Yaklaşık evet. 4 senedir de birlikte çalışıyoruz. Yani sır sır omuz omuza verdik, mücadele ediyoruz. Bir aile kasabı yani. Buraya gelen konuklarımız, müşterilerimiz, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar efendim? Tabii genelde organik olmasını, bizim doğa üründen, bizim Ayvacık yöresinin hayvanı biraz da böyle doğal, normal mera hayvanı olarak evet. Otla besledi. Katkısız yani. Aslında. Katkısız olduğu için genelde bizi tercih ediyorlar. Evet. Hangi bölgelerle çalışıyorsunuz genelde peki? Yani çalışmış olduğunuz bölgeler hani Altınoluk bölgesi mi? Böyle çeşitli yerler var mıdır? Kargoyla şeylerimiz var. Kışın dışarıları mesela Antalya, Bodrum, İstanbul oralara kargoyla gönderebiliyoruz. Ama yazın tabii olmuyor bu. Evet. Kışın gelemiyor müşteriler, kargo gidiyorlar. Kargoda gönderme şeyimiz oluyor. Buradan ne isterse istesin. Tabii. Aynen. Burada hazırlıyoruz biz. Evet. Paketliyoruz, kargoya gönderiyoruz. Evet. Peki Hüsamettin Bey, sektöre baktığımız zaman erili ufaklı firmaların faaliyet gösterdiğini şüphesiz görebiliyoruz burada. Sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz neler peki? Yani neden Ayvacık et ve et ürünleri? Doğal olduğu için. Ayvacık'ın tabii doğal mera hayvanı olduğu için. Bunu evet. Şeyde de görebilirsiniz yani. Organik et pazarımız da var bizim Ayvacık'ta. Ayvacık'ta tabii doğru. Organik et pazarı da var. Evet. Orada da görebilirsiniz yani bunu. Hüsamettin Bey, yani mutlaka bu maceraya çıkarken bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Yani şuralarda olabiliriz tarzında. Bu hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani bundan sonra neler olacak? Yavaş yavaş. Bitmiyor değil mi hedef? Bitmez. Hedef bitmez ama biz yavaş yavaş ulaşmaya çalışıyoruz ve bayağısına ulaştık. Yani biraz da zamanımız da var. Evet. Hayvan fiyatları biraz düşse hedefimize daha rahat ulaşacağız ama. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Aynen. Özellikle dışından bazen ithal de gelebiliyor. İşte onlar da çok etkiliyor bizi. Bir de şimdi burada müşteriye sunumda çok şey oluyorsun yani sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Peki biz bu konuda da bilinçsiz yaklaşıyoruz bazen olaylara. Yani sadece uygun fiyat politikasıyla düşünüyoruz ki maalesef hatalara düşüyoruz. Bir sağlık en önemlisi. Yani. Biz bir et alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi kriterlere göz önünde bulunduralım? Et alırken tabii tazeliğine, genelde mesela şurada gösterdiğim gibi. Tabii, gösteriyorum. Tazeliğine çok dikkat edeceksin onu. Et mesela taze olduğu zaman biraz böyle pembemsi, beyaz olur. Evet. Biraz bayat olduğu zaman biraz siyahlaşmış olur. Bunlara dikkat edeceksin. Temizliğine dikkat edeceksin tabii, hijyen çok önemli. Dişi hayvan, erkek hayvan bunu çok değişir. Değil mi? Onlara dikkat edeceksin. Yani fiyat ucuz olduğu zaman. Değil mi? Eskilerimiz der ya, ucuz etin suyu kara olur. Değil mi? Kesinlikle. Bu da öyle yani. Hani ya kalite de ucuz alınmaz aynen. Aslında. Aynen. Yani böyle de bir gerçeği aynen. Göz ardı etmemek gerekiyor. Bizim fiyatlarımız normalin 2-3 lira üstündedir. Neden? Gönül rahatlığıyla insanlar alıp yiyebiliyor. Aslında böyle taze olduğuna. Evet. Kesim yerlerimizi herkes, müşterilerimizin birçoğu biliyor. Evet. Kesim yerlerimizi görüyor, hayvanlarımızı görüyorlar. Oraya da gelebilirler, ziyaret edebilirler. Orada da mesela bütün isteğin oluyor. Orada da teslim edebiliyoruz. Teslim edebiliyoruz. Tabii. Bunları da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatmış olduk. Tabii. Biz de herkesi Ayvacık et ve et ürünlerine davet edelim buradan. Edirne'den Kars'a kadar herkesi bekir buraya herkese. Davet edelim efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim teşekkür efendim. Biz teşekkür ederiz. Altınoluk'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Balıkesir Altınoluk'tan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ayvacık et ve et ürünlerine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar, sözü merkeze bırakıyoruz.